En merak ettiğiniz sorunun cevabını yanıtlamak için çekiyorum bu videoyu. Umarım sizler için faydalı olur. Videoya başlıyoruz. Ev tipi makine mi, sanayi tipi makine mi almam gerekiyor? Bu soru çok fazla soruluyor ve makine alırken nelere dikkat etmem gerekiyor sorusu geliyor ardından da. Şimdi en temel ne dikmek istediğinizi belirlemeniz gerekiyor. Birinci problem bu aslında. Buna göre sizlerle yönlendirme yaparak doğru bir karar vardırabilirim. Diğer türlü ne yapmak istediğinizi bilmezsem bence sanayi makinesi alın derim. O yüzden ne yapmak istediğinize göre kategorize ederek bu videoya başlamış olalım. Birincisi, eğer sadece niyetiniz sökük dikmek, evdeki herhangi bir şeyi tamir etmek ya da basit işler yapmaksa, o zaman size derim ki en basit makina nedir? A101'e gelen makinalardır. Onlarla her istediğiniz sökük dikme, evdeki tamir işleri, tadilat işleri, küçük dikişler yapma gibi her türlü dikişi yapabilirsiniz. Sorun yaşamazsınız. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Bu makinelerin tüm iç aksamları plastikten oluşur. Bunlar ev tipi makine olduğu için ömürleri çok fazla uzun değildir ama her türlü işinizi görmenizde yardımcı olur. Eğer amacınız daha güzel işler üretmek, daha farklı, daha göze gelen ve sürekliliği olan işler yapmaksa, birinci makine arada sırada çıkarıp kullanabileceğiniz bir makineydi. Eğer bu tarz şeyler yapmak istiyorsanız, yani bir kademe daha üstte bir şey yapmak istiyorsanız, o zaman yeriniz varsa yine ilk olarak sanayi makinesini almanızı tavsiye ederim. Fakat yeriniz yoksa, ev tipi makine almak zorundaysanız, o zaman herhangi bir markanın daha üst bir modelini alabilirsiniz. Neden marka adı vermiyorum? Herhangi bir markayı öne çıkarmak ya da herhangi bir markadan bahsetmemek değil amacı. Şöyle bir durum söz konusu. Mesela Türkiye'deki işletmelerden örnek verelim. Zara. Zara dikişlerinin birçoğunu Çin'de yaptırıyor. Çin'de yapılan dikişler aslında fason verilen işler oluyor. Yani fason vermek ne demek? Bir fabrika var. O fabrikaya gidip işlerini diktiriyor ve sonrasında kendi markasını bastırarak pazara sunuyor. Yani ne yapıyor? Farklı bir fabrikada bu işleri ürettiriyor. Şimdi makinalarda aynı bu şekilde. Birkaç makine üreten fabrika var. Tüm markalar, farklı markalar, X marka, Y marka, Z marka, hepsi o fabrikaya gidiyor. Ben şu 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 standartlarda makine istiyorum. Bana bu 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 standartlara uygun olarak makine üretin diyor. Yani aslında bir fabrika, şurada duran bir fabrika, etrafındaki onlarca farklı firma bu fabrikada makinalarını ürettirip istedikleri kalitede ürettirip piyasaya sunuyorlar. Yani şunu anlamanızı istiyorum. Aslında her makine bir diğerinin aynısı. Her farklı marka aynı fabrikada üretildiği için, çoğu standartları da aynı istedikleri için bir fabrikadan çıkıp farklı marka isimlerini alarak piyasaya sunuluyor. Bu yüzden marka adı vermeme gerek kalmıyor. Birincisi budur. Diğer türlü dikkat etmeniz gereken biraz daha iç aksamları plastikten uzak olup daha metal parçalar kullanılmış olması. Çünkü makineler çok kullanıldığı zaman, ısınan ve çok fazla diktiği zaman, eğer plastikse aşınıp bozulabilen malzemeye sahipler. O yüzden iç aksamlarının biraz daha kaliteli olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer maddiyatım uygun, yerim var, kendim için bir alanım var, odam var diyorsanız, o zaman başından beri dediğim sanayi makinelerine yönlenebilirsiniz. Ben sanayi makinesi kullanıyorum. Fakat şöyle bir isteğim de var. Mesela piko, ilik açma, düğme dikme gibi sanayi makinalarım yok. Sanayi makinalarında ilik açma farklı, düğme dikme farklı olarak ilerliyor. Yani bir sanayi makinesi her işi yapmıyor. Mesela kenar kıvırma, çift dikiş dediğimiz reçme işini de farklı bir makine yapar. Dolayısıyla her makineyi alıp eve yerleştirmek imkansız. Bir atölyeye dönüşür eviniz ve oldukça büyükler ev tipi makinalara göre. Kimsenin o kadar büyük bir evi olduğunu düşünmüyorum. Olsa bile
almak isteyeceğini düşünmüyorum. Gerçekten maliyetli şeyler. Eğer böyle bir isteğiniz varsa benim gibi bir şey yapabilirsiniz. Mesela ben ev tipi bir makine alıp sadece kenar kıvırmada, yani reçme görevi gördürmede, ilik ve düğme farklı işler olduğu için, yine onlar da farklı makineler olduğu için, ilik açma, düğme dikme gibi işlerimi, yani çok basit işlerimi ve çok nadir kullanılacak işlerim için bir ev tipi makine almayı tercih ediyorum. Hatta böyle bir niyetim var. Bunun dışında düz makine ve overlock makine iki ayrı makine ve ikisi de sanayi makinesi. Peki ben hangi markayı kullanıyorum? Düz makinem Shiroba marka makine. Memnun muyum? Gerçekten çok memnunum. 15 senelik, hatta daha bile fazla olabilir, uzun ömre sahip bir makine. Hiçbir zaman bana problem çıkarmadı. Ki bu makine atölyemde 9 sene her gün kullanılmış ve saatlerce, işte sabah 7, akşam 12, sabah 7, gece 4'e kadar makineler işlevsel olarak kullanılmış makineler. Ve yaklaşık 6 senedir de evimde kullanıyorum. Hiçbir sorun çıkarmadı. Sorun çıkarsa da makinelerin dilinden anladığım için, hani yine de büyük sorunlar değil, çok basit sorunlar. Makinelerin dilinden anladığım için en ufak sesinden bile hangi sorunu, hangi tamire ihtiyacı olduğunu bildiğim için önlemini en başta alıyorum. Eğer sona iterseniz çok büyük sinsileler halinde, sorun sinsilesi halinde size geri dönüyor. Bunu önlemek için sanayi makinelerinin bakımını çok iyi yapmanız gerekiyor. Ev tipi makineler de bakım istiyor ama tabii biraz makinenin dilinden anlarsanız çok pratik şekilde her türlü işini siz görebilirsiniz. Yani bir makine tamircisine ihtiyacınız kalmadan, eğer biraz daha ilerlerseniz benim gibi sanayi makinesinde her türlü işini yaparsınız. Fakat şunu parantez içinde söylemek istiyorum. Ben atölye geçmişine sahip olduğum için ve birçok problemi gözlemleyerek, üzerinde deneyerek, yanılarak yaptığım için ve ayrıca birçok makine tamircisiyle çalıştığım için, onları izleyip, sorup, öğrenip ona göre tadilatlar yaptığım için yapabiliyorum. Bu biraz daha geniş bir kapsam. Sizler benim kadar çok fazla vakit geçirmediğiniz için yapamayabilirsiniz. Overlock makinem ise Juki marka. Juki gerçekten piyasada bulunan en iyi makinelerden biri. İç aksam olarak gerçekten çok sağlam üretilmiş, tabiri caizse taş gibi dediğimiz makinelerden biri. Fakat yine ben markalara çok fazla takılmayın diyorum. Amaç ne yapmanız gerektiğini çok iyi bilmeniz ve ona göre yönelmeniz. Ne istediğinizi bilirseniz makine tercihinizi ona göre yaparsınız. Hiçbir sorun da yaşamazsınız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda şimdiden görüşmek üzere. Hoşça kalın.